Selamlar saygılar. Mekanik Gunsmith Part 4 görevini yapıyoruz. Diğer partlar kanalımda mevcut. Youtube kanalımdan bulabilirsiniz. İlk olarak bizden bir OPSKS silahına sahip olmamızı istiyor. Bunu raidlerde de bulabilirsiniz. Gelip buradan Yager'den buradan satın da alabilirsiniz. 36.000 Ruble'ye satın alabiliyorsunuz. Yine görevlere gelip bu silahın ne gibi özellik de bizden istendiğine bir bakalım isterseniz. Bu silahın 35 ergonomisi olmasını istiyor. 35 ve üzeri ergonomi olmasını istiyor. 350'den az geri tepmesini istiyor. 20, 20 mermilik bir şarjör istiyor ve ardından da bir optik skop. Yani bir dürbün takmamızı istiyor. Silahı aldıktan sonra iki seçeneğiniz var ya size söyleyeceğim şimdi tüm parçaları peşinen alıp stake'inizde tutup üstüne götür sürükle yöntemiyle yapmanız ya da zaten artık part 4'e geldiyseniz sizin de leveliniz artmıştır ve silah modifikasyonu açılmıştır diye tahmin ediyorum. Sağ tuş tıklayıp tıklayıp Edit Present seçeneğine de yapabilirsiniz. Bu anlamda Edit Present seçeneğine yapmak çok 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 daha kolay. Şimdi bu şekilde yapacağız. Diğerlerini hep sürüp de götür yöntemini yapmıştık. Edit Present dediğimizde karşımıza böyle bir şey gelecek. Artık burada da bizden ne isteniyorsa biz onları takacağız. Evet ilk olarak şarjörle başlayalım isterseniz. 20 mermilik şarjörümüzü koyduk. Sağ tuşu tıkla incele dediğimizde zaten burada... 20 mermilik SK SKS şarjörü olduğunu görüyoruz. Ardından şurada Tapco intrafüz dipçik var. Buna ekliyoruz. Tapco tüp tepme borusu ekliyoruz. Onun da arkasına AR 12 olacak burada. AR 12 kabzayı ekliyoruz. Daha sonra SKS tabanca kabzasını alıyoruz. Biraz hızlı anlatıyorum ama siz videoyu durdurup durdurup izleyebilirsiniz. Ardından silahın ön bölümüne geliyoruz. Burada gaz tüp ekleyeceğiz bir tane. SKS Ati Monte Carlo gaz tüp ekliyoruz. Üstüne bir dürbün istiyordu bizden. Onu koyabilmemiz için de şuradan MT MTU 017 rekor veriyi koyuyoruz. Onun üzerine dürbün koyabilmemiz için bir dürbün ayağı almamız gerekecek. İngilizce olarak Leapers diye geçiyor. Leapers UTG tarafından yapılmış 25 mm'lik şu parçayı alıyoruz. Ve onun da üzerine bir de optik istemişti. Zaten tek alternatifimiz var. VDMZ 4x32 tüfek dürbününü koyduğumuzda SKS silahımız için artık yapmamız gereken tek şey bir de susturucu eklemek oluyor. Onu aldığımızda ise biz silahımızı hali hazırda bitirmiş oluyoruz. Tüm parçaları al diyorsunuz. Şunu da göstereyim. Buradan birleştir diyoruz. Tüm parçalar buraya bizim önümüze geliyor. Parçaları al diyoruz. Tüm parçalar alınabilir konumda. Eğer sizde açık olmayan parça varsa örneğin burada satın al çıkıyor ya satın al çıkmıyorsa o parçanın üstüne saat üçlük deyip FLA market dip bit pazarında aratıp satın alabilirsiniz. Hepsini satın al sonra isterseniz şu bölümde <laughs> şu bölümün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ne aldığımızı burada hızlı hızlı ben söyleyeyim isterseniz. SKS Atimonte Carlo alıyoruz. Tapko geri tekme borusu alıyoruz. 25 metre halka UTG tarafından yapılmış dürbün ayağı alıyoruz. SKS Tapkosav Style tabanca kablosu alıyoruz. İzmeş AK17 standart kablosu alıyoruz. SKS Interfuz dipçik alıyoruz. 20 mermilik şarjör alıyoruz. Leapers UTG Pro MTU 017 Rekor bir Cover Mount alıyoruz. 4x32 plat VOMZ dürbünümüzü alıyoruz. Ve ardından da Hexcon SKS 7,62,39 39 durucu alıyoruz. Hepsini al dediğimizde burada bize 99000 ruble 70 de dolar ödeyeceğimizi söylüyor. Evet diyoruz. Hepsini satın alıyoruz. Geri geliyoruz. Ve ardından burada envanterdeki şablonu birleştirmek için tıklamamız gerekiyor. Sadece şu düğmeye bastığımızda da silah üretilmiş oluyor. Ardından geri geliyoruz ve bakın silahımızın zaten diğer işimize yaramayan parçalar boşa çıktı. Silahımızın zaten yanında bir de sarı tık işareti oluyor. Artık bundan sonra yapmamız gereken tek şey mekaniğe gidip görevlerden silahımızı tes teslim etmek oluyor. Aslında çok da güzel ödülü var. Hem 3600 deneyim alıyorsunuz. Çok da fazla uğraşmadan bu deneyimi alıyorsunuz. Biraz ruble, barut ve bir de araba aküsü alıyorsunuz. Teslim et diyorum. Silahı seçiyorum ve görevim tamamlanmış oluyor. Evet bu video bu kadar anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.